Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün yine bir neden pul tamiri ile birlikteyiz. Bu ampulün problemi tam şiddetinde yanmaması, kısık yanması. İçi gayet temiz gözüküyor, herhangi bir kararma yok, yanık yok. LED'leri LED tester aletimizde kontrol edelim. LED'lerin hepsi gayet güzel yanıyor, hiçbir problem yok. O halde problem içeride olsa gerek. Kondansatörler sağlam görülüyor, herhangi bir şişme, patlama, yanık yok. Daha da içerilere bakalım. Bir karga burun yardımıyla devreye zarar vermeden dışarı çekerek alalım. Yüzeyel bakışla herhangi bir yanmış, patlamış devre elemanı gözükmüyor. Büyüteç altında detaylı incelememiz lazım. Evet, burada bir tane SMD ve bir direncinin patlamış olduğunu görüyoruz. Burada ne bir direncinin, ne bir indüktör, yani bobin ile paralel şekilde bağlanmış olduğunu görüyoruz. Burada direnç, bobini deşarj amaçlı konmuştur. Dolayısıyla ikisinin birlikte yanmış olması kuvvetle muhtemel. İndüktörü devreden ayırdıktan sonra kontrolünü yapalım. Ölçüm aleti, indüktörün hasarlı olduğunu gösteriyor. Arızalı olan indüktör 2.2 mH. Bizim elimizde ise en yakın 3.9 mH indüktör mevcut.
bozuk olan ise 2.2. Bir de yanmış olan SMD direnç yerine elimizde olmadığından normal direnç takacağız. 4.7 kiloohm. Bu iki devre elemanını paralel bağlayarak denemesini yapalım. Devre kartında görüleceği üzere indüktörü devreden ayırdık, SMD direnci çıkardık. Şimdi bu elemanları paralel olarak devreye bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Deneme amaçlı gelişi güzel bağladık. Şimdi 220 volt şehir şebekesine bağlayarak ne olacağını görelim. Burada hayati tehlike riski bulunmaktadır. Bu konuda deneyimli olmayanlar lütfen bu şekilde çalışmasın. Evet, çok şiddetli, normal bir şekilde çalışmaya başladı. İndüktörü üst tarafa eskiden olduğu yere lehimledik. Direnci ise paralel şekilde arka tarafa kısa devre yapmayacak bir pozisyonda lehimledik. Şimdi LED lambamızı toparlayalım, yeniden yerine yerleştirelim ve bağlantılarını kuralım. Hepsi bu kadar. Hoşça kalın.